Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Oldukça patırtılı bir gün. Bu akşam tek video yapacağım. Yani içinde tatkılardan başlayacağız, birkaç hisse bulunacak. Söyleyeceğim de bir iki bir şey var. Dinlerseniz iki dakikanıza ayırıp sevinirim. Öncelikle hani bugün olanı merak edenler vardır. Bugün olan işte günlerdir. Yani zaten bir düzeltme, bir direnç. 1300 civarı daha önce pazar videosunda söylemiştim galiba orada. Hatta bir videoda dolar TL olarak da çevirip söylemiştim. Yani dolar TL'ye hesaplayın, oraya gelir zaten diye. 1300 direnci vardı, oraya aşamadık falan. İşte her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu olan şey ne? Bir fragman. Yani Merkez Bankası'nın Perşembe günü beklentilerin altında kalırsa Merkez Bankası kararı, olacak şeyin bir fragmanı bu. Ben o tür bir durumda, tabii daha sadece ben değil, bütün piyasa çok daha büyük satışların olacağını düşünüyor aslında. Yani olası... Şimdi Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor onu da hatırlatayım. Yani medyanın galiba anketin 400'e, yanlış hatırlamıyorsam, yabancı ve yerli yatırımcıların arasında yapılan ankette 400 bas puan bir faiz bekleniyor ama herhalde 300 civarı da olsa belki piyasa meh diyecek, kabullenecek. Tabii sadece o yetmiyor, bir de sıkılaşma metinde, yani Merkez Bankası metinde vurgusunda sıkılaşma. Ve ayrıca da sadeleşme bekleniyor. Yani sadeleşme nedir? İlgilenenler varsa biliyordur. Merkez Bankası şimdi bilmem kaç tane faiz, işte geç gitti penceresi, şu bu. Yani bir haftalık repo hariç, swap faizi, şu bu, her yerde ayrı bir faiz oranı var. Bu çok iyi bir şey değildir. Bu bizde maalesef böyle bir şey var. Genellikle bir haftalık repo olur ve bunun üstünden faizlere bakılır. Sadeleşme dediğimiz şey de tekrar bir haftalık repo. Yani diğer geç gitti de İşte swap faizi oradan verelim, buradan verelim değil de bir haftalık repodan herkesin açtığı zaman bir defa da bulabileceği bir faiz oranı, görebileceği bir faiz oranı. Yani bu ikisi bekleniyor. Tabii bir ikinci söyleyeceğim de şu, yorumlarda görüyorum, rica ediyorum bakın bana bir hissenin ucuz mu pahalı mı olduğunu, şuradan mı alayım, buradan mı satayım gibi sorular sormayın arkadaşlar. Yani teknik analiz, bakın benim başlıklarımda teknik analiz yazıyor. Yani temel analiz zaten yapmıyorum. Onu da gelip söyleyen var. İki çizgi çekmekle oluyor mu diye. İşte teknik trade böyle bir şey. Yani kısa vade teknik trade yapıyorsanız haberlerle de, yani çok büyük haber olmadıkça öyle küçük haberlerle de çok fazla ilgilenmezsiniz. Ve akıma bakarsınız, fiyata bakarsınız. Akım yukarıysa, fiyat yukarıysa o hissede kalırsınız. Akımın bittiği yerde de ayrılırsınız. Bu kadar da basit bir şeydir özünde. Bunu da sormayın. Şimdi burada tatkı daha önümde açık. Bir iki örnek vereceğim. Buradan vereceğim. Yanlış da anlaşılmasından korkuyorum ama çok basit bir şey söylüyoruz. Yani destekler var, dirençler var. Kırılan her direnç bir üst direnci. Yani ille gider diye bir şey yoktur. Bakın illaki yani işte bir direnci kırdı, bir üsttekine yarıdan da dönebilir. Önemli değil. Ama yukarı akımı teyit eder yani. Bir sonraki dirence bakarsınız. Giderse orayı kırıp kırmayacağına bakarsınız. Yani hangisinden dönerse ve artık hacimler veya bir mum formasyonu şu bu görürseniz ona göre aksiyon alırsınız. Kırılamayan her destek, yani bir desteği kıramıyorsa bir hisse, geldiyse oraya, orada hareket, işte yanal bir hareket varsa veya işte bir dönmeye uğraşıyorsa bir yukarı direnci hareket eder veya o desteği kırıyorsa da bir alt desteğe dönersiniz, bakarsınız. Bu kadar basit. Dolayısıyla kendi kararınızı verin. Yani şeyden de korkmayın. Ya sattım gitti. Olabilir yani böyle şeyler. Teknik trade'de var, satarsınız. Ertesi güne veya hatta o gün satarsınız. Akşam üstüne birdenbire tavan yapar. Yani. Ama önemli olan siz yüzdeye bakacaksınız. Miktara, paranız artıyor mu artmıyor mu? Mesele de budur. Biraz uzun sürdü farkındayım. Şimdi hani şundan bahsediyorum. Mesela Tatkı'da önümde açık. Bir arkadaş istemişti bunu. Şimdi bu Tatkı'da da tabii 10 lirada bu biraz çırpındı burada. Hani ben de gördüm seans içinde 10 lira, 10.70 falan filan böyle bir dalgalandı. Sonunda da şuradaki düşeni kırdı. Şimdi düşen kıranların hepsinde, tekrar söyleyeyim, mesela Credit West de kırdı. Onda hareket olmadı bir türlü. Düşeni kıranların hepsi şöyle olacak, bu tabloyu verecek diye bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Ama takibe alınır tabii düşeni kıran bir hisse. O ayrı konu. Harekete başlayınca da isterseniz aksiyon alabilirsiniz. Düşeni kırdı. Bakın bütün ortalamaların üstünde. Çok hızlı, momentumu çok yüksek. Bugün tabii bu hastalık beklentisi borsayı da, o da etkiledi yani. Gıdacıları da yukarı taşıdı. Bu eğer bir şey olursa, çünkü sokağa çıkma yasağı falan filan bir şey gelirse, Nisan ayında da öyle olmuştu.
Oradaki bir şey beklenti var orada. Temel analize dayalı bir beklenti var işte. Daha çok gıda stoklanır evlerde. Evde oturunca daha çok gıda tüketilir falan filan diye. Böyle bir beklenti var. O beklenti de tabii gıda şeylerine yardım etti bugün endekse. Ne diyorum? Bütün ortalamaların üstüne çıktı. Bakın 0.618, 11.67. Normalde bir dirençtir. Önemli bir dirençtir. FIBO düzeltmelerinde. Yani aynı zamanda da destektir ama duramazsa, aşağıdan gelirse de direnç halini alır ve geçildiği takdirde aslında normalde bir miktar hızlanması beklenebilir hissenin. %100 değil, onu söyleyeyim, bakın anlattığım hiçbir şey %100 değil. Şimdi burada olumlu bir şey var, yani kırmış, bütün ortalamaların üstüne çıkmış. Kısa ortalamalar cross'a başlayacak, eğer biraz daha böyle yukarıda kalırsa ise, hafif yatay bile kalsa büyük ihtimal bir cross'a başlayacak. Hacime bakıyoruz, hacim iyi, ortalamaların üstünde ve artıyor, yani hissenin fiyatıyla hacim de artıyor. Bu ne demek? Kağıtta bir ticaret var, yani müşteri var, talep var kağıda. Devam ederse 11.29, bakın 12.29, yani ne tesadüf FIBO. Bak buyurun, burada bir direnç alanı. Zaten hani bu olmasa buradan direnç çizer miyim? Çizerim normalde. Yani şu 12.29, 12.30, 28 alanında bir direnç. Oraya doğru bir hareket gözüküyor. Gelir mi gelmez mi bilemem. Ama şu direnci geçip geçmediğine 12.29'u bakılır. O direnç geçilirse de 13 lira 9 kuruşta. Burada tabii bir majör direnç, yani daha önce yaptığı büyük tepe. Burası gelirse de buraya bakılır kırılamadığına. Yani ve burada anahtar, yani bu akım için söylüyorum, tat gıdanın üzerinde anahtar 8 üstseli. Yani şu an 11 lira 6 kuruşta 8 üstsel. Çünkü bu hızlı hareketlerde en klasik bütün traderların neredeyse kullandığı anahtar üstsel 8 lira. Yani koyarsınız üstsel 8'i, bakarsınız nerede fiyat. Devam etmesi halinde üstsel 8 nerede bozulursa, yani nerede kırılırsa, bu akım doğal olarak orada sonlanmış olur. Çünkü trendi o çizecek. Yani kağıt ilerlerse, daha bilmiyorum ilerleyip ilerlemeyeceğini. Ama şey, hacim ve mum bakımından güzel bir yerde, onu söyleyeyim. Ama bilmiyorum. İlerlerse 8 üstseli nerede yakalar bu kağıt, nerede kırarsa, ki şu sol taraftaki bakın 8 üstselin üstüne atmış. Ne yapmış? 10 lira 43-44'lerde bunu kırmış. 41'de kırmış burada, tam şu mumda. 41'de kırdıktan sonra devam etmiş. Nereye kadar? Bakalım, 12 lira 3 kuruşa kadar. Orada da 8 üstseli bozulmuş ve bozulduktan sonra kağıt fazlaca geri salmış. Yani ille bu kadar da salacak diye bir şey yok. Yani bunun bir ton farklı örneğini bulabilirsiniz geçmiş fiyat hareketlerinde. Baktığımız zaman RSI iyi, MACD iyi. Bunlar histogramı çok oldukça büyümüş ve yeşil. MACD'nin ağzı da açık. Fena değil yani. Momentum var kağıtta. RSI da bunu onaylıyor. Yani yukarı bir hareketin onaylandığını söylemek gayet basit bu tabloya bakınca. Ne beklenir? Yani işte bir dirence doğru bir hareket. Bakalım, orayı görmek lazım. 12.29 direnci. Ne, bir görmeniz lazım. Orası kırılıyor mu kırılmıyor mu, mesele o. O kırılıyorsa 13 lira 9 kuruş diyelim ki, o da kırılırsa ileri bir zamanda, yani illa bu momentumla değil de ufak ufak da, yani yukarı doğru bir hareket verirse 1.272 14 lira 10 kuruşta orası da bir direnç alanıdır. Bunun dışında tat gıda için söyleyeceğim bir şey yok. Biraz uzadı farkındayım ama hani şunun için anlattım bazı şeyleri. Yani kendi kararınızı verin arkadaşlar. Başkasının alsat demesiyle bu işler olmaz. Herkes yanılır çünkü bu hayatta. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Son bir hatırlatma burada bulunayım. Bir kağıdı şöyle en alttan alıp en üstte böyle tam burada satmak diye bir şey yoktur. Dünyada bunu yapabilen bir insan evladı da yoktur. Yapabilen varsa rica ediyorum, herkes öğretsin, bize de öğretsin. Nasıl oluyor öyle bütün kârı alabilmek burada. Yani böyle bir şey de hedeflemeyin. Öyle bir şey yok. Yani bir marjı vardır işte trader'ın. Hani şöyle geriden göstereyim de şey olmasın, yanlış da anlaşılmasın. Yani mesela şöyle bir harekette, şöyle bir harekette bir trader'ın marjı, yani şimdi detaylı bakmayacağım ama şurada 5 liradan başlar. Şurada gördüğünüz gibi 7 lirada sona erer. Yani oradaki 8 lira 27 kuruşu hiçbir trader, eğer şansına bir satış yapmıyorsa, öylesine bir satış yapmıyorsa alamaz. Başka bir hisseye bakalım şimdi. Evet, Aselsan'la bir devam edelim. Çünkü haftalık olarak da bakıyorum buna, her gün pazartesi veya salı günü. Aselsan
Bu da portföy kağıdı. Hep söylüyorum yani. Çok portföycü vardır burada. Böyle günlük alsat da yapan vardır ama iyi bir şey yaptı. Yani şurada düşeni kırdı. Ortalamaların üstüne çıktı. Ama bu 19-23 Aselsan'ın geçemediği yer. Yani eski bölünmeden önceki fiyatıyla 38-39 liraya geliyor. Orayı o zaman da geçememişti. Yani o fiyatlar 30'lardayken de bölünmeden evvel. Şu anda bölündü hala ama orayı geçemiyor. Neden bunu söyledim? Çünkü bir fiyatı bir Aselsan için söylemiyorum sadece. Herhangi bir hissenin fiyatı 40-50 liradaysa, 40 liradaysa onu 50'ye götürmek zordur ama 25'ten 30'a götürmek biraz da teknik olarak aslında daha kolaydır. Dolayısıyla 19.23 geçilemedi. Tekrar desteğe doğru harekette açıkçası çok da şaşırtmadı. 17.62'de kırarsa şurada bir trend desteği var. Kırmızıyla çizdim onu. Yani oraya doğru bir hareket beklenebilir. Tam gelir gelmez o önemli değil. Ama biraz daha aşağı bir hareket beklenebilir. Hatta 17.25 olarak da alabilirsiniz o ara desteği. Yani trend çizgisine değmezse. Akım şu an şimdi major olarak yukarı. Onu bir söyleyeyim. Çünkü Mart gibi bütün kağıtların major akımlarını etkiliyor. Yani buradan beri başlattıkları harekete bakarsanız tabii akım yukarı. 50 gün üstünde kaldıkça da yukarı olur. Hadi 50 günü biraz kırmasına dediğim gibi Aselsan'ın şansa verilebilir. Şu trendi çekip. 200 gün daha hala çok aşağıda. 15-48 yani orası bir kerteriz alınırsa tabii kârdaysanız biraz çok feragat etmek zorunda kalırsınız. Karınızın. Bir özel formasyon yani burada bir özel formasyon yani bir üçüncüyü yaparsa merdiven basamaklarına gideriz. Yani üçüncü kez böyle siyah bir mum ki açılış ve kapanış bakın bu bir moru bozulur. Yani ucunda sağında sonunda bunun fitili yoktur. Bir şey yoktur. Bugün de gepli aşağı açmış hatta. Ben hani dip dibimize dedim. Merdiven basamakları bittiği yerden açılışlarda olur ama sonuçta bir tane daha yaparsa merdiven basamaklarına yakın bir şey olur. Ya da işte 3 siyah asker de diyebilirsiniz buna. Ne derseniz dersiniz önemli değil. Ama major olarak trendin kırılmaması önemli burada. Tabii baktığımız zaman göstergelerde burada RSI aşağı bir hareketi onaylıyor. Bir tutarsızlık falan da yok. Onu da söyleyeyim negatif veya pozitif. Görürsem söylerim zaten. MACD yönünden de boynunu bükmüş. O biraz biliyorsunuz geriden gelir bu stok halde şu an ayarı. Hafif geriden gelir. O da histogram iyice rengini de kaybetmeye başlamış. Aşağı doğru döndüğünü görüyoruz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani yukarı bir dönüş hareketi arıyorsanız yarın için söylüyorum. Yani burada 50'ye vurur da döner mi diye bir düşünceniz varsa yarın yani şu türden bir mum olabilir. Şöyle şu türden bir mum. Şöyle bir doji altta olabilir. Yani bunlar genellikle şurada örneği var mesela. Genellikle dönüşlerde görülebiliyor. Yani altında veya ortasında o tür yeşil bir mum olursa bir ihtimal olabilir. Teknik açıdan, formasyon açısından orada durup tekrar belki yukarı hareketlenme ihtimali olabilir. Bunun dışında Aselsan için söyleyeceğim bir şey yok. Dikkatimi çeken bir de tabii burada şeyler var. Ortalama hacimler var. Hacim burada iyice düşmüş. Yani ticaret biraz yavaşlamış. O da aslında düşerken aradığımız bir şey, iyi bir şey. Biraz daha düşerse hacim zaten genellikle oralarda da taban yapmaya başlar kağıt. Şurada mesela görebilirsiniz şu aralıkta. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Başka bir hisseye bakalım. Evet AK Enerji. Bunu da çok uzun olmadı bakalım. Şöyle bir paralel bir yükselen bir kanal var AK Enerji'de. Bayağıdır da çalışıyor. Şimdi bir aşağı kırılım var. Yani şu kanalı hafif aşağı kırmış. Hatta baktığınız zaman hani şuradan alalım. 7 Ağustos'tan beri ilk defa da böyle bir hareket yaptığını görüyoruz. 2.17 ortalamaların altında 8 günün 20 günün tamamının altında. Şimdi bu kanal hemen bozulmuş demek değildir. Yani dirençleri ve destekleri bir mumla kırmamak da lazım her zaman. 2 lira 6 kuruş desteği var. Yani bu kağıt 2 liralarda çok takılıp işlem gördü şu arada. Yani burası zaten kuvvetli bir destek. 2.6'ya bakmak lazım. 2.6-2.7 kırılırsa da 1.90-1.93 seviyelerine bakmak lazım. Ama burada hacimde de tabii çok büyük bir aşağı gidiş var. Yani şuradaki ticaretin şurada olmadığını görüyoruz. Bakın şu alan çok fazla bitmiş. Hatta şuradaki düşüşte bile
özür dilerim, yükselen akımda bile hacmin çok da iyi gitmediği görülüyor. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok yani, özel bir formasyon yok. Bir düşüş, tabii bunu 2 saatte çekmek daha sağlıklı, onu da söyleyeyim, ama şöyle bir düşüş trendi ya da yukarıdan da tabii çizilebilir. Yani en yukarıdan şuradan bir düşüş trendi çizebilirsiniz. Şu da ara bir düşen olur zaten. Dolayısıyla bu iki trendin de kırılması gerekiyor ki Ak Enerji'de yeni bir yükseliş trendinden söz edebilelim. Onlar da nereye geliyor? 2.28 ve diğeri de 2.32'ye geliyor. Hadi bunu saymayalım da biz 2.32'ye alalım, daha güvenli olsun. Kırılması gereken trend budur. Eğer bir destek alırsa 2 liralarda olası, yani geri doğru bir hareket yaparsa, salarsa biraz da 2.5'ten 2.7'den bir destek görürsek ve kıramazsa iş sıkışmaya da gidebilir. O zaman tekrar yukarıki trendi takip etmek lazım. Sıkışırsa da ne tarafa hareket ederse o tarafa devam etme ihtimali her zaman fazladır. RSI aşağı, tabii MACD'de aşağı bir yönü gösteriyor ve bir tepki alanına gelmemiş henüz. Yani burası bir tepki alanı için şu an erken, ama şöyle bir geriye doğru bakıyorum da yani yakın da denebilir. Yani 0-2 eksiye düşerse MACD, eksi yanlarda tabii bir şey beklenebilir, tepki hareketi beklenebilir. Daha önceki tepkisi eksi, yani sıfırın altına düşmemiş bir önceki tepkisinde, yani sıfırdan gelmiş, şu an sıfırda, uzun ortalamada 2'de. Bakalım, izlemek lazım. Başka bir kağıda bakalım. Evet, vakıf gayrimenkul, yakın zamanda baktık buna da, yani bir yukarı bir hareketi vardı 50 günün üstünde. Çıkmaya çalışıyordu daha doğrusu. Yani biz hangi gün baktık ki acaba? Kasım'ın başında mı acaba? Şuralarda bir yerden baktık. O hareketi sona ermiş. Yani tekrar 50 günden aşağı doğru bir hareket var. Biraz karışık aslında. Şöyle bir düşeni var. Tabii biz baktığımızda çok, ben o videoda söylemiştim galiba. Yani çok sert bir düşen çizgisi çekeriz, o çabuk kırılır. Şimdi bir trendi yapmış. Düşen trendi. Daha yeni yapmış. 12 Kasım'da. Trend belli. Kırması gereken 3.74'ler, 3.75'ler. Buraları bir kırması, kırıp üstüne, yani üstünde kalabilmesi gerekiyor. Kalıcılık gerekiyor. Sağa da yayılsa olur. Zaten öyle bir durumda kısa ortalamalar mı ve 50 günde üstünde kalmış oluyor. Şu an kısalar 50'yi kesmeye gelmişler. Az kalmış. Yani 8 ve 50 şeyde aynı yerde, 20'de hemen peşlerinde, 3.67'de 20 gün ortalamada keserse zaten düşüş trendine cross yapmış olur. 3.48 desteği alınabilir. Tabii burada 3.38 majör bir destek olarak alınabilir. Çünkü daha önce bir orada direnci vardı, kıramadı. Çok fazla uğraştı orada. Dolayısıyla majör bir destek olarak da 3.40 belirlenebilir. Hacimler düşük. Hisseye yani pek rağbet yok, pek ticaret yok geçmişine bakınca. MACD eksi seviyelerde şu an, o da hafif aşağı bir yön, RSI da hafif aşağı bir yön veriyor gördüğüm kadarıyla. Bir yani bir şey yok zaten, özel bir formasyon yok. İşte o da, bu da merdiven basamakları gibi bir hareket yapmış dünden bugüne. Yani burada hacmi takip edip bir dönüş için şöyle fırıldaklar aranmalı. Bu tür fırıldaklar görürseniz, şöyle bir yapı yapmaya başlarsa, sağ bir yayılım da olursa, en azından orasının şimdilik bir taban olduğu söylenebilir. Ama bugün için maalesef öyle bir şey söyleyemiyorum. Unuttuğum bir şey yoktur herhalde, atladığım bir şey. Başka bir kağıda geçelim. Gentaş 11'inde yapmıştık en son videoyu. Baktım dönüp şurada yapmıştık. 200, yani daha önce çizmişim, yani 2.618 5.57 direncine geliyormuş. Oraya gelmiş. Merdiven basamaklarını bu da yapmaya başlamış. 8 günde kırmış. 4.79, 4.72. Yani aşağı doğru devam ederse destek 4.37. Onun altında 4 lira 4 kuruş destek seviyesi var. Aşağı devam halinde. Yukarı dönüş için şu an bir şey gözükmüyor. Yani kağıtta çok fazla hacim var. Aşağı düşerken bir hacim var. Yani hala ticaret var. Satılıyor kağıt. Dönmez anlamına da gelmesin. Yani neler neler oluyor. Bazen böyle yani şuradaki gibi mesela. İki tane yapıyor. Buraya bakınca şey dersiniz, ya bunun bir tane daha siyah gelir dersiniz, ama
Gördüğünüz gibi arkasından delici bir mum, bir formasyon aynı zamanda oluşturuyorlar bunlar burada. Örnek olsun diye gösteriyorum. Yani hiçbir şeyin kesinliği yoktur hiçbir zaman. Dolayısıyla bu tür bir mum olursa tabii o bir dönüş sinyaldir. Yani tekrar aşağıdan yukarı doğru bir dönüş formasyonu üretir. Olmazsa da en azından şuradaki gibi fırıldaklar olursa iyi olur. Yani orada bir dinlenme en azından düşerken o akımın tabanında olabilir tabii orası. Öyle bir ihtimalden söz etmek mümkün. Ama şu an bir tek şuradaki fitil biraz aşağıdaki fitil uzun. O biraz iyi. Yani 57'ler 60'lara bu gelmiş. Kaça gelmiş hatta? Tam 4.57'ye. 4.72'ye kadar da yukarı kaldırılmış kağıt. Orada bir müşteri gelmiş kağıda. Yani o kurtarır mı bilmiyorum. Görmek lazım. Tabii RSI de çok ısınmış. Yani 85 muhtemelen Gentaş videosunda söylemişimdir. Geri doğru baktığınız zaman 85'in üstü zaten yok RSI'da. Yani ben geliyorum demiş arkadaşlar. Hani bir ortalamalara baksanız geri doğru dersiniz ki çok da fazla yeri yok dersiniz bu şeyin. Daha nereye gider dersiniz. Kendi kendine insan öyle düşünür yani. Dolayısıyla bozulduğu yer gayet normal aslında Gentaş'ın geçmişine bakınca. Şu an tabii soğumaya başlamış. Soğumuş ise. Yani soğumuş derken artık aşırı alıma uzak. 72'de ama ortalama hala 71'de şu kırmızı olan RSI ortalamasıdır. Yani o biraz yukarıda kalmış. Aşağı bir yön veriyor. MACD de hala aşağı bir, yani o yukarı yön şöyle söyleyeyim. Boynunu kıvırdığı zaman trader açısından şöyle bir boyun yaptığı zaman akım bitmiş kabul edilir. Burada yalnız histogram bile daha şey yapamamış. Hareket çok hızlı olunca histogram bile hala yeşil olarak koruyor kendini. Gentaş için söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Başka bir kağıda bakalım. Evet, eczacı ilaç burada düşen kırılımı, yani mum zayıf, yani bir pullback durumu, yani bir geri çekilme olmazsa olmuş diyebiliriz ama mumun şekli pek şey değil, hoş değil ve yani hacimde satıcılı bir gün burada, yani 7.17-7.18'de bunu satıcısı gelmişti zaten, orası da bir aslında direnç bölgesi teknik olarak 7.11. Orada satıcının geldiğini görüyoruz. Arkasını görmek lazım. Ortalamaların üstünde. Yani 6.85 alabilirsiniz burada önemli destek olarak. Tabii 6.93-92 oralarda bir ara destektir. Ha, bozmazsa iyi. 6.93-92 bozulmazsa burada. Özellikle 93 diyelim biz. Bozulmazsa iyi. Ama bozulursa 6.85'e bakmak lazım. Tabii hani olur da bir geri çekilme durumu yaşanırsa 6.56'da majör destek duruyor. Yukarı doğru hareketin devamında önemli olan şurada 7.70 tepelerini yapması. Bunu galiba bir önceki videoda da anlatmıştım ki çok kısa zaman önce baktık buna. O tepeyi aşamazsa yine işler sıkıntılı. Yani şöyle yatay bir alana girme ihtimali olur o tepeyle destek arasında. Çünkü yeni bir tepe yapmak zorundadır Dow kurumuna göre. Olmuyorsa da orada işler biraz değişik yerlere gidebilir. Bir ara bir dirençte 7.34, tabi orayı da takip edebilirsiniz. 7.34, 7.28.30 buranın geçilip geçilmemesi de önemli. Bir görmek lazım yani şu mum biraz kafa karıştırıyor ama bir formasyon da koymak istemiyorum. Yani şu kadar akımın ne formasyonu olabilir ki? Ama yine de seviyeleri belirleyip takip etmekte fayda var. Başka bir kağıda bakalım. Evet, video başında aslında konuşmuştum bu düşeni kırma mevzuları falan, bunlara anlatmıştım. Mesela işte düşeni kırıyor ama bir sağ yayılım. Zamansallıktan kırıyor. Bunu aslında söylüyorum hep. Düşeni zamansallıktan kırmak sağ yayılım getirebiliyor. O yüzden şöyle delip de kırmak her zaman daha iyi bir sinyal. En azından 11.95 şöyle. Zaten bir Fibo düzeltme oranına denk geliyor. Aşağıda da 10.62 lira. Yani ne orayı kırabiliyor şu anlık ne burayı kırabiliyor diyor. İkisinden birinin kırılımında o yöne hareket etmesi beklenebilir. Çok basit yani. Burada bir kırılım bekleyeceksiniz. O kırılıma göre de bir aksiyon. RSI aşağı, MACD aşağı bir hafif yön veriyor ama şimdi çok yatay şuradan alıyorlar tabii onlar şeyi şu an. Akımı oradan aldıkları için aşağı veriyorlar ama onlar da muhtemelen yataylaşırlar eğer böyle devam ederse. Tabii biraz da marj da geniş bu arada, onu söyleyeyim yani. 11.95-10.62 bulunduğu bu yan alanın, yani yana giden bu yatay alanın marjı da fazla yüzdesi olarak.
Onun için burada hani yukarı çarpıp kıramazsa işte aşağı düşerse falan yüzdesi anlamı çok olduğu için biraz aslında daha detaylı incelenmesinde de fayda var. Ama ana olarak yani genel olarak bu ikisinin kırılımı burada önemli olan. Hacimler düşük yani öyle çok yüksek bir hacmi de yok. Biraz keyifsiz olduğu söylenebilir hacmen. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Söyleyeceğim başka bir şey de yok. Eğer yukarıda direnci hedefliyorsanız, öyle bir fiyat hedefiniz varsa 11.39'un kırılımı. 11.39 ne zaman kırılır? O zaman muhtemelen gün içi de olsa bir yukarı hareket beklenebilir. 11.90-80'lere doğru olabilir. Çünkü daha önce her geçişinde oralara bir fitil bıraktığını görüyoruz. Başka bir kağıda geçelim. Evet, bu gıdacılara bakacaktım. Söz vermiştim, onu unuttum. Şimdi tabii BİM. Şöyle bir uzatalım. Yani bunu çizdik haberi uzatıyoruz. BİM ne kırabiliyor, ne aşağı ne yukarı. Ve çok geniş bir marj. Burada trade ediliyor çok fazla. Gene 70 lira sınırında. İşte geçerse yukarıda önemli olan bu 72 direncini geçmesi. Aynı şeyi söyleyeceğim zaten bir önceki videoyla. Tablo değişmemiş. Şu anda ortalamaların üstünde olduğu için ve bir cross durumu var. Şurada da kağıda bir rağbet gelmiş. Yani mal çok alınıp satılmaya başlanmış. Yani yukarı doğru bir hareket beklenebilir. Bu mum ve bu yani ortalamanın üstündeki bu mum ve şu hacmi gördükten sonra o beklenebilir. 71.65 şu 71.60'larda var bir direnç. Bugün de oradan döndü. Bakın şu arada bunu geçen videoda söylemiştim. Oranın üstüne çıkarsa şu 72-73 lira bakmak lazım. Yani kırılıyorsa 76 bir daha. Arada bir belki 74-31 direnç olabilir. 76'ya doğru hareket beklenebilir. Olur mu bilmem ama ihtimal mi? Evet. Ha, destek de net belli. Yani burada 67 bozulmadıktan sonra bir kötü bir durumda yok. 67'yi bozamıyor. Yani oralara yaklaştığı zaman da alım geliyor. RSI yukarı, MACD yukarı. Yani şunu bir açayım ama şöyle biraz dar kalmış. İkisi de yukarı açıkçası kesmiş. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Söyleyeceğim başka bir şey BİM için yok. Bir de başka bir kağıda bakalım. Şok Market'le devam edelim. Şok Market bu da çok kaydı gitti. Ya. 200 günü zorladı. Kırdı hafif. Bir kapanış kırdı. Arkasından da bir trende başladı şöyle. Şimdi olumlu şeyler fiyat artıyor, hacim artıyor. Yani kağıda bir rağbet var. Çok net söyleyebiliriz bu rağbeti. İkincisi 50 günü kırdı tüm ortalamaların üstünde. Dikkat edilecek dirençler. Birincisi 12.80 direnci. Aynı zamanda şuradan gelen düşen trendi kıracak orada. İkincisi de 13.20. Bu iki dirence dikkat etmek lazım. Eğer üstüne doğru gidiyorsa tabii artık bir sonraki dirençler takip edilir. Kırarsa bakarız zaten dönüp. Destek, şimdi şuradaki destek hala geçerli aslında. Yani ilk destek olarak ortalamaları da alabiliriz ki şurada gördüğünüz kırmada daha önce zorlandığı bir destek var. Yine o seviyeyi alabiliriz. 12 lira civarı bir destektir. 12 kırılırsa aşağı yönlü hareket olur da tekrar 200 güne doğru hareket doğal olarak beklenir ve arada da 11.88 ve 11.79 ama çok benzer yerler. Biz ona totalde 11.80 desteği diyelim. Yani sıralı destek olarak 12 lira, 11.80 ve 11.40 majör desteği var aşağı yönlü bir harekette olursa. RSI tabii çok yani akım momentum güzel yani bunların ağızları çok fazla açık o yüzden RSI'nin MACD'nin. Burada MACD de çok düşüktü yani bir önceki videoda ne zaman yaptım hatırlamıyorum ama bir artık tepki bölgesindeydi. Aynı şuradaki gibi bakın aynı yerlerdedir. 20-28 gibi. Oradan tepkiyi verdi ve eksi pozisyonda güzel bir kesişim oldu aslına bakarsanız. Momentumu da iyi gibi duruyor. Şöyle yine buradaki gibi bir yataya sararsa o başka ama ağzı açık oldukça yani şu an 5 puan fark var. -15-20 ve bu ağzı açıldıkça işler iyiye gidiyor demektir zaten. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey herhalde yok. Unuttuğum bir şey de yoktur. Bu akşamlık bu kadar. Artık istekler, hem istekler hem de birkaç tane gıdacıya baktım. Bakmayı unuttum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.